Az TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. İkili oyun programımızda yeniden sizlerin karşısındayız. Her perşembe olduğu gibi saatleriniz 22'yi gösterdiğinde ben Sami Sinçiroğulları ve spor servisinden değerli arkadaşım Tolga Öztaş'la birlikte Bursa Spor başta olmak üzere sporda öne çıkan gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu hafta da her hafta yaptığımız işi yapacağız. Spor konuşacağız, futbol konuşacağız. Yaklaşık 45 dakika boyunca reklamsız bir şekilde Az TV ekranlarından sizlerle birlikte olacağız. Hemen şunu hatırlatalım, eğer bize Twitter'dan ulaşmak isterseniz ekranda gözüken adrese soru veya yorumlarınızı gönderebilirsiniz diyelim ve programımıza start verelim. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk Samet. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Biraz sinirlendik aslında çünkü. İki maçta da Beşiktaş son dakika gelen goller. Beşiktaş ve Başakşehir'in maçlarını takip ediyorduk televizyondan. Sonuçta ülke puanı için gerçekten çok önemli karşılaşmalar bunlar. Hem Beşiktaş hem de Medipol Başakşehir 90. dakikada gol yedi. Başakşehir Mönchengladbach'la 1-1 beraber kaldı. Beşiktaş da kendi sahasına Wolverhampton'a 1-0 mağlup oldu gerçekten. Türk takımlarının kötü gidişatı devam ediyor bu sezon Tolga. Hakikaten devam ediyor. Bizim de böyle zaten modumuz düştü. Yani düşüyor modumuz yani son yıllarda zaten hani hep kötü gidiyoruz yani. Geçen olmuyor. Seneden itibaren tabii. Beşiktaş geçen sene de UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamamıştı. Hı-hı. Bir tek Fenerbahçe çıkmıştı ama hatırlarsın Zenit'e eğlenmişti. Evet. Ya bu puan kayıpları aslında ikinci maçlar Beşiktaş 2'de 0 oldu. Başakşehir 2 maçta 1 puan oldu. Hı-hı. Şu anda da Trabzonspor sahasında Bazel'i konuk ediyor bu dakikalarda. İnşallah eğer Trabzon kazanır olursa, artık. Ya umarım kazanır ama onlar da çok zorlu bir maça çıkıyorlar. Bazel gerçekten kesinlikle çok formda ama Beşiktaş'ın en azından yani kaybetmemesi gerektiğini düşünüyordum. Başakşehir'in de galip gelmesi lazımdı. 90. dakika bana da öyle kadar geliyordu. Önde götürdü Başakşehir karşılaşmayı. Üzücü gerçekten. Gerçekten üzücü. Ya biliyorsun 2 puan alınıyor UEFA'da galibiyette. 5 temsilcimiz olduğu için 5'e bölündükten sonra 0.4 evet galibiyet puanı. Yani biz 0.6 puan alacakken 0.2 puanla kapattık şu ana kadar geceyi. Hem Avusturya Trabzon kazanırsa hem 0.6 peşimizden geliyor. Şey yapalım. İnşallah. Önümüzdeki haftalarda dörder takım artık 2-3 hafta üstte kazanırsa anca toparlarız. Yani gruptan çıkma şansları gerçekten çok zor. Galatasaray evet, da aynı şekilde 2 maç 1 puan. Yani kötü gidişat devam ediyor. Kötü gidişat devam ediyor Türk futbolu adına. Bir şey yapalım ya, nasıl İngiltere yapmıştı ya, 5 sene gitmeyelim. Bizim öze dönelim. Öyle bir lüksümüz yok ama. Var öyle var bence ya. Öyle bir şey yaparsak bir daha toparlama şansımız olmaz. Öze dönelim. Bu katsayı puanları bu kadar net olmadığı için Avrupa'ya tekrar İngiliz takımları alındı. 5 takım birden alındı ama şu an biz 5 sene katılmazsak en son sıralara düşeriz ve hep ön eleme oynarız. 3 takım katılır sadece. Yani Haziran'ın başında sezon açmak zorunda kalır. Ya açsınlar biraz ya önceden. Biraz ceza biraz çeksinler. Açsınlar, ceza çeksinler yani. Gerçekten bu kadar transfer bu olmuyor. Sonuçlar yakışmıyor. Hakikaten o yakışmıyor. Yani transferi olmuyor. Konuşmayı çok seviyoruz ama keşke oyunun kendisini de bu kadar biz, konuşmayı evet, sadece transferi işte kim gelsin gitsin. Her dönem aynı. 10 kişi gelsin 10 kişi gitsin. Transfer şampiyonu tamam olsun takımlar, yetiyor bizim taraftarlara. Ya sağ içi hariç aslında her şeyi konuşuyoruz. Şimdi Beşiktaş diyoruz. Beşiktaş'ta kim maça odaklıydı ki bugün? Fikret yani, Orman mı bırakacak? Abdullah Hacı istifa mı aynı edecek? Aynı yani orası zaten bir karıştırdı oraya. Galatasaray'a dönersen yine aynı. Derbide iyi oynadık. Hala Şampiyonlar Ligi evet maçında bile derbi konuşuyoruz. Maalesef aynen, bizim biz orayı kazanmayı hak eden futbolu biz oynadık. Hani yerel rekabetimiz önemli ama bu kulüplerimizin asıl amacı Avrupa'da başarı kazanmak. Kesinlikle. Galibiyet elde etmek. Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiye'nin dediği gibi amacımız Türk olmayan takımları yenmek. Evet. Bu konulara detaylı olarak gireceğiz ilerleyen evet dakikalarımızda ama her hafta yaptığımız gibi Bursa Spor'la başlayalım istiyorum. Hem Erzurumspor maçını konuşalım hem de yavaş yavaş yarınki Altay maçına değinelim. Erzurumspor karşılaşmasında her zamanki gibi sahanın içerisindeydin. Güzel fotoğrafları ulaştırdın bize her zamanki gibi. Hem Erzurumspor maçı hakkında neler söylersin hem de Bursa Spor açısından bu hafta nasıl geçti Tolga? Ya yine kazanınca zaten biraz mutlu oluyoruz. Konuşmak da rahat oluyor. Hı-hı. Öncelikle Erzurum maçından başlayalım. Önemli bir kadro vardı karşımızda. Hani geçen sene ligi bilen Pote gibi oyuncuyu da kadrosuna katmışlar. Yani Emrah Başsandı, kalecileri Raşat Muhammed, Raşit Muhammed Bostan var, İbrahim Şehiç yani. Yani geçen sene ligde bile ikinci yarı çok önemli performanslar yine sergilemişti. Benim çok beğendiğim bir futbolcuydu İbrahim Aktağ. Geçtiğimiz evet sene Süper Lig'de skor da yapmıştı. Bu sene devam ediyor Büyükşehir Belediyesi. Ya hakikaten yani bence kadro falan çok iyi Erzurum'un, iyi korundular kendilerine. Bu lig standartı kendine için çok iyi bence. En kötü yani, playoff yapması lazım bu kadronun. İşte o yüzden alınan galibiyet çok önemli. Hı hı. İç sahada zaten 17-17 bir hedefimiz var. Orada devam ediyoruz. Ne kadar tutar bilmiyorum ama iç sahada
seyirci birazcık daha fazla gelmeye başladığında bence biz burada yani zaten Akhisar, Erzurum gibi takımlara karşı oynadık. Burada kaybetmeyebiliriz yani hakikaten 17-17 olabilir bir 17 hedef belki gibi. Biraz ütopik bir düşünce ama 17'de 13, 17'de 14 yaparsak. Ya diğer 3 maçta beraberlik olursa. Yani beraberlik ya mağlubiyet illa olacak sağ olsun ya, 17-17 yapan dünya tarihinde çok az takım var ama. Yani 12-13 galibiyet bile bizi bu ligde belli bir noktaya getirir. Çok 17 deplasman maçından da bir 6-7 galibiyet alacağınızı düşünürsek en kötü playoff yaparsınız. Zaten bir Eskişehir maçından bir galibiyet aldık. Şimdi Altay maçı önemli işte önemli maç. Yani hakikaten biz hani kulübün sanki yapması gereken şeyi biz seninle burada beraber yapıyoruz gibi. Maç maç bakıyoruz farkındaysan. Tabii. Hani maç maç alacağız ne olacağız ona bir bakalım. Ya çünkü bu ligde şöyle bir şey var Toluk. Hani 3 puan yazamıyorsunuz. Tabii. Fikstüre. Hani şu maça 3 yazayım. Hiç öyle i̇şte, bir şey yok. Ümraniye 9'da başladı. Balıkesir, Ümraniye. 9'da hani başladı 11'de kaldı. 2 beraberlik üst üste. Hani bir mağlubiyet. 11'de kaldı ya orada. Ben burada bizde oynadıkları maçta ikinci hafta karşılaşmasında Akhisar Spor'u hiç beğenmemiştim. Bizden evet. Sonra lider devamlı kazandılar. Aynen öyle. 13 puanları var. Evet yani çok değişik bir lig. Yani o yüzden hakikaten iç saha maçlarını kazanmak çok önemli. Yani. Oyun olarak inanılmaz bir paslaşma vardı yalnız. Tam bir şey değil miydi Fark Tolga? Fark ettin mi? Büyük takım galibiyeti hani. Evet. İlk yarının ortalarında gelen bir gol sonrasında tempoyu ayarlayıp 1-0'a maçı bitirmek. Alınan oyuncular da mesela hani Özler, Selçuk, Selezno. Hakikaten yani. Selezno'da ben bir huysuzluk gördüm bence ilk 11'de olmayı bekliyordu bu tabii hafta. Yani bir böyle oynamayı istiyor ya Samet ya diyorum ya Bursa Spor'da olmasa zaten bu yani Selezno gelmez sen de Süper Lig maçlarını da takip ediyoruz. Yani koyarsın koymaz mısın? Tabii. Mesela bir Gençler Birliği Ankara Gücü falan hani şeyi olsa alırlar. Ya büyük ihtimalle şöyle düşünüyordur Selezno'da ben yedek kalacaksam Süper Lig'de de yedek kalırdım herhangi bir takımda. Tabii. Ama bence mutlaka ilerleyen vadede Selezno formayı alacaktır diye düşünüyorum. Kubilay ya her ne kadar performansıyla dikkat çekse de. Yarın hani, bir sürpriz bekliyorum. Selezno sürprizi en azından. Ben çünkü, bilmiyorum. Ben yine Kubilay ile başlayacağını Adana, düşünüyorum. Adana maçında o hatayı yaptı. Yalçın Hoca. Hani aynı yakına var yani bir önceki haftayla aynıya yakın bir kadro çıkarttı. Hani diyordu hoca da söylüyordu hani kazanan kadro bozulmaz tarzı bir şey vardı. Onu yapmam diyordu. Yaptı. Bir hata yaptı bence. Şimdi öyle yapmaz ya. Selezno bize çünkü ileride top tutacak bir adam lazım. Altay'da bence zorlu bir deplasman. Hem Kubilay hem Selezno belki ilk 11'de başlayabiliriz. Kubilay biraz sola yakın Musa Araz'ın yerine belki. Olabilir ama Musa'yı da kesmez. Yani hız, bu sefer bence biz hani o iç saha oyununu biz o kendi karakter oyunumuzu oynayacağımızı ben düşünmüyorum. Hani ilk 10-15 dakika biraz bekleyip böyle bir kontra hani topu Altay'a verelim. Hani top onlarda olsun hissiyi yaratıp. Altay'ın da çok tehlikeli bir hücum hattı var Tolga. İşte, Leandro Capel, Putsila, Paxao. Son yani, gol kralı biliyorsun. Evet evet. Çok skorer bu üçlü. Ya onlar ile yani bizim oyunda tam istedikleri oynarsın. Hani hızlı ataklar da çok önemli sonuca gidiyor. Çok kısa toplarla, kısa paslarla hemen sonuca giden bir takım. Ben o yüzden bir farklı bir şey bekliyorum yani. Selezno'yu ileride tutup hani pasta çıkmak yerine uzun top ona atmayı bu maçta farklı bir şeyler bekliyorum ben Yalçın Hoca'dan. Yani Altay maçına hemen geçmeyelim tabii. Önce Erzurum maçına devam edelim istiyorsan. Ya Erzurum maçında benim takıldığım şöyle bir nokta vardı. Biliyorsun ilk iki iç saha karşılaşmamızda tribünlerin bir kısmı cezalıydı. Bu maçta herhangi bir hatta ceza yoktu. Yazdığımız için biraz da linç yemiştik. Hani taraftarın cezası var ya o yüzden gelmiyorlar diye. Ben taraftarı çok az gördüm. Ya bunu aslında bence çok az. Yeni stat yapıldıktan beri konuşuyoruz. Ben artık her zaman sorunu söylüyoruz. Ben buna şöyle bir çözüm önerisi getirelim istiyorum. Bu stadı biz küçültebiliriz Tolga. Tabii kapasitesini. Küçültebiliriz. Ama bence bu stadın kapasitesini 32 bin, 33 bin civarında küçültürsek. 30 bine bence sabit diyelim. Şimdi 45 binde 15 binin etkisi farklı. 30 binde 15'in etkisi çok daha farklı. Bunu Avrupa'da yapan kulüpler var. Moykamp hatırlarsın 120 bindi. 90 bine düşürüldü. Aynı şekilde benzer bir şekilde Santiago Bernabéu da böyleydi. Daha yani yüksekti. Kesinlikle bence de yapılabilir ama. Ya bu fikir en azından tartışılabilir diye düşünüyorum. Biz önce stadı bitiremediğimiz için onlara bence daha zor girmemiz yani. Ya, düşünebilir ama. En son Ali Nur Aktaş'ın yaptığı açıklamada Mart ayında kesinlikle biteceğini öyle, söyledi. İşte öyle şeyler kafasını. Olmadı. Ama timsahın kafası bitmeden önce daha stadyumun çevresinde çok daha fazla ya iş var. İç taraflarda zaten o VIP'in olduğu başkanların o bizim stada alıyoruz başkanları. Asansörle bir yere kadar çıkartıyoruz. Ondan sonra asansöre ben ne zaman binsem korkuyorum bizim stadda. Asansörün oraya tribünde yok. Çıkarken. Bize onlar öyle değilmiş ama ondan sonra bir stadın içinde yürüyen merdivenler var. Onlar hala çalışmıyor benim bildiğim.
Yani düşün yani belirli bir yere kadar asansörü çıkartıyorsunuz. Ya buradan işte bir kat daha çıkacaksınız şöyle bir. Oradan bir oval merdiven var. Böyle oval bir merdiven var. Oradan yürüyerek çıkartıyoruz. Normalde şey var. Stadın içinde çok lüks aslında. Yürüyen merdiven var yukarı doğru çıkan böyle ama... Ya Tolga gerçekten çok ilginç. Bu stad açılalı Ocak ayında 4 yıl olacak. Ama ve biz 4 yıldır stadyumun eksiklerini konuşuyoruz. Ve 4 yılda gerçekten sıfırdan yeni bir stad yapardınız. Ya yapardınız ya tabii. Bence yani... şunu kabul edelim. Bence taraftarların da çoğu kabul ediyor. Taraftar da bu stadı benimseyemedi pek. Ya, çünkü böyle evet. Efsane maçlar olmadı. Bir böyle uğursuzluk getirdi. Soğukluk getirdi. Küme düşüldü. Yani hani hakikaten... çok talihsiz yenilgiler yaşandı. Türkiye Kupası da dahil olmak üzere. İç sahada daha önce şampiyon olmuş takımlara karşı maç kazanılamadı bu statta. Evet. Yani hatırlarsın yani hakikaten... eski Atatürk Stadyumu'nda hani Bursa Spor'un amiyane tabiriyle ölüsü Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan puan alırdı. Ondan çok puan rahat. Puan alırdı dediğin galip gibi alıyordu gelirdi. Zaten evet. Ya bu stat bir basiretsizlik getirdi sanki Bursa Spor'a. Ahmet'e elendim burada. 1461'e elendin. Hakikaten tarihinin en kötü yani. Başkanının da denk gelmesi bunda büyük bir etkendi bana sorarsan. 3 sezonu hakikaten en kötü. Bursa Spor sezon. Tarihinin en kötü başkanı yeni stadını açan başkan oldu. Gerçekten talihsizdi. Ya zaten açılışında bir problem vardı da oralara çok girmeyelim. Yani bilemiyorum ama bu stat konusunda bir şekilde çözüme ulaşmamız lazım. Hani en azından Texas diye tabir ettiğimiz kale arkası bile tam dolmuyor. Ya bunu hiçbir artık tam dolmuyor yani aynaya zaten. Bakmamız lazım. Seyirci ortalamamız bu ligin çok üstünde. Ona bir şey evet. Demiyorum ama Bursa Spor bu değil. Mesela benim yani bilmiyorum onları ne kadar kabul ederler. Mesela maratonda ciddi bizim bir taraftar şeyimiz var. Hani Texas kadar bence daha da fazla seyirci bu ama üstteler. Mesela onlar aşağı inmiyor. Yani maraton üstte takılıyorlar onlar. Mesela onlar sağ kenarında olsa var ya Samet bizim etkimiz daha da artar. Zaten Texas haricinde biraz kırıyordum ortalığı. Texas haricinde diğer karşı kale arkası zaten tam fiyasko. Ya ben o kale arkasının dolduğunu görmedim Tolga. Hayır oradan ses gelmiyor yani, zaten. Tofaş tribünü. Evet ses gelmiyor o tribünün dolduğunu yani. Ben görmedim maalesef. Yani bizim bunlar hadi VIP'in olduğu taraflar böyle oralar biraz daha sakin olunabilir ama diğer üç tarafı bence sahaya yakın bir şekilde. Bir de tel örgüler de çok etkiliyor. Onların oraları. Kalkacağını söyledi aslında yani evet. Sayın Başkan. Onunla ilgili de detayları biraz sana soracağım. Biraz uzağız yani şeye. Ya aslında bu sadece Bursa'nın değil genel Türkiye'nin sorunu Tolga. Evet. Şimdi Sivas'a stat yapıldı. Bakıyorum bomboş. Ya bomboş ya derken zaten... yarısından fazlası boş. Malatya'ya stat yapıldı. Bakıyorum boş. Eskişehir yine belli bir taraftarı var ama yarısı boş. Ya ben Mersin gene taraftarı... zaten artık takımı yok biliyorsun. Bak, ben zaten zaman yani şimdi... Ankara boş. Eryaman stadyumu. Şöyle bir durum var. Taraftarı da biraz anlıyorum. Ya bizim maalesef ekonomik sosyal seviyemiz de çok ya ama, yüksek değil. Bak senin dediğin konuya çok katılıyorum ama yani bu statları yapan insanlar şunu araştırmadılar mı? Atıyorum Sivas Spor'un son 10 yıllık seyirci ortalamasına bakıyorum. 10 bini geçiyor mudur sence? Şimdi yani, 10 bini geçmeyen bir seyirci ortalamasına 30 binlik stat yaparsanız bu çok saçma işte bir şey. Bu yeni statla çekeceklerini düşünüyorlar yani tabii de. Yeni stattan anlayışımız Tolga şu kapasitesi büyük olsun. Hayır yeni stat modernlik demek. Yeni stat güzel zeminler demek. Biz onu da göremiyoruz. Güzel koltuklar demek, güzel yemekler demek. Bir modernliği i̇şte, temsil ediyor yenilik. Ama bizde hiç öyle bir şey yok. Boş tribün demek bizde yeni stadyum maalesef. Maalesef dediğin gibi bizde hakikaten boş tribün yani. Sadece Bursa Spor özelinde değil. Geçtiğimiz hafta Ankara Gücü Gençler Birliği maçı vardı. Bir Ankara derbisi. Ya o konuda da aslında söylenecek çok şey var. Böyle bir derbimiz var. Ve biz onu pazarlamaktan eksik kalıyoruz. Bu kadar değerli bir maçımız var. Ama onu ölü bir saate koyuyoruz. Aynı saatte yan kanala başka bir maç veriyoruz. Bu haftada harcıyoruz. Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe maçlarının olduğu haftada Gençler Birliği Ankara Gücü maçını harcıyoruz. O ayrı bir konu ama ya o maçta bile kale arkalarının biri bomboş. Bu bir Ankara derbisi 7 sene sonra ilk defa olmuş. Hani İlhan Cavcav'ın vefatından sonraki ilk Ankara derbisi. Çok güzel de bir pankart da vardı Ankara Gücü tribünlerinde İlhan Cavcav'ın. Hani bedeniyle değil de ruhuyla tribünde olduğu ilk derbiydi İlhan Cavcav'ın ama biz bunu hiçbir şekilde pazarlayamadık. E pazarlayamayınca seyircimizi de çekemiyoruz. Dediğin de doğru ama. Biletler de gerçekten ya, sadece standart biletler üstü. Değil, yani, çoğunlukta. Bilet için değildi yani zaten öyle Samet. Yani hani bizdeki şimdi ekonomik programı gibi olacak ama hani hani nasıl diyorlardı Mart, Nisan'dan, Nisan, Mayıs'tan, Mayıs, Haziran'dan hepsinden iyi olacak falan diyordu. Olmuyor şu an yani çok iyiye gitmiyoruz. Hani doların, euronun durumu ortada. O yüzden aç yani insanlarımız asgari ücretin neredeyse açlık sınırında. Asgari ücret değil yani hani. Hı hı. Açlık sınırında
para alıyorlar. Doğru, o yüzden işte ekonomi gündemi. Yani o yüzden çok fazla bir şey demiyorum. Yani ya aslında form alınabilir, şey alınabilir ama yani bizim tabii farklı şeyler de yapmamız lazım. Mesela Avrupa'da yapılıyor bunlar. Mesela taraftar isteyenler mesela senede bir ya da iki maç, önemli maç, birisi önemli maç, birisi de boş olacağı düşünülen maçlarda mesela bilet fiyatları 1 liraya ya da 5 liraya sabitleniyor bütün her tarafın. Yeter ki taraftar gelsin alışsın oraya diye. Bizim statlarımız ama yeni stat yaptık diye bir de üstüne yeni statları zaten devlet yapıyor. Bizim kulüplerimizden para çıkmamasına rağmen hem devlet işte büyük şehirler para kazansın diye hem de kulüpler para kazansın diye bu fiyatlar bir anda artıyor. Halbuki zaten sana stadı mesela bizim bu stadı büyük şehir yapmış senden çok cüzi bir miktar kira alıyor. Ona göre sen ilk iki sene kar etmeden hani derler ya böyle gider geliri karşılasın, gelir gideri karşılasın. O tarz yaparak biraz seyir çekebilirsin ama bizde o yapılanmalar da yok. Zaten bunu seninle çok konuşuyoruz. Hani bizde profesyonel yönetici hiç yok zaten. Ya taraftarın içinden birisi geldiği zaman taraftardan sorumlu yönetici bu olsun diyorlar. Şunu da demiyoruz aslında. Yönetici futbolun içinden gelsin de demiyoruz. Belki tabii. Yöneticinin futbolla alakası olmasın. Ya ama evet olmasın ama bilsin. İşi o olsun. Evet. Yani para nasıl kazanılır onu göstersin. Ya aynen Bursa öyle. Spor'un zaten sadece Bursa Spor'un değil ben eminim Tolga. Yeni stadyumu olan tüm kulüplerin kar etme şansı yok bu statlarda. Yok tabii ki bu statlarda. Bizim kombinelerimiz 200 lira. Bence gerçekten standlarda göre çok ucuz rakamlar. Yani kapışılması lazım normalde. Ama maalesef yeni stadyumla birlikte bu kültürü bir şekilde oturtamadık. Ya hiç yani Türkiye'de oturtulamıyor işte. Herkesin sorunu bu. Biz dediğin gibi biz hiç oturtamadık. Maalesef. Yani yarın bir şeyler yapmamız yavaş, lazım. Yavaş yavaş ona geçelim Tolga istersen. Yarın geçelim 19'da sana. 7. hafta karşılaşması. Yine hiç anlamadan 20 dakika yapmışız yani. Ben anlamadım. Daha 18 dakika. Evet haklısın. Biraz moralimiz bozuk girdik son dakikada evet. Yenilen gollerden sonra ama. Yarın Altay karşılaşması var. Altay'da hiç öyle azımsanmayacak bir tabii takım. Tabii ki de. Yani... Bursaspor'un 6 maçta 4 galibiyeti var. Altay maçından sonra da bir milli takım arası verilecek. 15 günlük bir boşluk var. Yalçın Hoca hatta yaptığı açıklamada bu süreçte hazırlık maçı yapmayacağız. Daha iyi yapmamayı. Tamamen kondisyon odaklı bir antrenman sistemi belirleyeceğiz demişti. Aslında bence bu Bursaspor'un kemik kadrosunun oluşmadığı son maç olacak Tolga. Bence Altay maçından sonra Bursaspor'un bir 11 olacak ve bu 11 kazanarak devam edecek. Ama bu Altay eşiği çok kritik. Bana beraberliği versen ben maçı oynamam. Tabii yani kabul ederiz. Nasıl biz Adana maçında da bir puanı çok iyi dedik. Çok önemli. Kaybettiğiniz an Altay direkt rakibiniz oluyor, potaya giriyor. Tabii hem potaya giriyor. Ya. Direkt zaten şu an Samet herkes rakibimiz zaten. Ne olacağı belli değil. Senin dediğin gibi 3 de mi Altay bizde diyelim kazandı. Arka arkaya gitti 2 maç daha kazandı. Bir anda zirvede bile olabilir. Tabii. Yani o yüzden bu haftalar özellikle çok kritik. Yani bizim Altay maçının 3 puan benim için süper olur. Ya değil mi? Tabii. Gene çok farklı şeyler konuşuruz. Mesela hafta içinde Mesut Meslan'ın toplantısı vardı. Orada tahkime başvurduklarını bir hafta 10 gün içinde tahkiminde açıklayacağını, eksi 3 puan cezasının geri alınacağına dair şeyler söyledi. Ya en azından bir umut ışığı doğdu evet, diyebiliriz. Evet umut ışığı doğdu. Hani 3 puanın silinmemesi bugün konusunda. Biz programa girmeden önce de bir Bankalar Birliği hani Ziraat Bankası ve Deniz Bankası ile ilgili. Biliniyordu zaten ama resmi olarak açıklandı. Resmi olarak açıklandı. Hani bunun ana para ve faizi Mayıs 2020'ye kadar artık dokunulmayacak. Hani Bursaspor en azından şu an banka kredisini zaten konsortiyumla bir borçlarını toparlamıştı. O şu an ödeme yapmayacak. Mesut Meslan açıkladı hiç gelirimiz yok dedi. Evet. Hiç gelirimiz yok. Hiç gelirimiz olmadığı için. Yayın gelirleri de temlik değilmiş. Ya bizim kurtuluşumuz aslında Samet işte yani bu maçları kazanıp bir an önce Süper Lig'e kendimizi atıp Süper Lig'e çıkınca da artık yeni bir işte kredi olur bir şey olur borcu toparlayıp Süper Lig'den artık gelirler gelmeye başlayıp kulübü kurtarmak o yönden çıkışımız Bursa olur. Bursa Spor tarihinin en önemli sezonundayız diyorum ben Tolga. Bence de öyle. Yani eğer kalırsak Samet yani çok kötü günler bizi bekliyor. Eğer çıkamazsak Bursa Spor tarihi çok da fazla ilerlemeyebilir. Ya ilerler gene de ama böyle gitmez işte çok yani. Sancılı çok sancılı geçer. Yani hakikaten çok sancılı geçer. Bir Süper Lig'e tekrar çıkıp orada debelenmek gerekiyor. Tabii, ya doğru işleri işte, orada yapmak gerekiyor. Hani Mayıs olmadan aslında garantileceksin işte Süper Lig'i. Ona göre yeni sezon planlamalarına Mayıs olmadan garantilemesinler ben askerdeyim. Mayıs'ta ya, geliyorum. Bir şey olmaz. Mayıs'ta şampiyonluk kutlamalarına gireriz direkt. Yok sen buradaki maçı ayarlarız biz sana bir kutlama ben yaparım. Ben sana bir kutlama yaparım merak etme. Nasıl bir 11 bekliyorsun yarın? Ya, radikal bir değişiklik bekliyor musun? Geçen haftaki bu Erzurum maçındaki 11'i bozacağını çok fazla düşünmüyorum. Ama ben Aykut'u oynatmayacağını düşünüyorum Tolga.
Aykut'un yerine ben de Selçuk'u düşünüyorum ama Selçuk mu Aykut mu bir gidip geliyorum. Ya dediğim gibi iç sahadaki gibi hani o Burak'ın dinamizmine bir ihtiyacımız olacak maç gibi gelmiyor bana. Onun yerine Aykut da Selçuk da biliyorsun uzun boylu oyuncular. Sen hani, her ikisini de mi kullanılmıyorsun? İkisini de kullanabilir orada çapa niyetine. Hani diyorum ama farklı bir şey Doğukan'dan bir hamle geldi. İkimiz de döndük Doğukan oraya. Doğukan sinirlendi bir anda. Aynen bir an bir sinirlendi. Herhalde Beşiktaş'ın 7 golü hatırladı gene. ben yani diyorum ya Burak'ın yerine hani orada bir dinamizm yerine sadece Emirhan'ı oyun kurucu, karıştırıcı olarak kullanır. Selçuk ve senin dediğin gibi Yalçın Hoca da bence bir puanla tavdır orada. Zaten yetiştiği kulüp hani oradan ya bunu bir söylemez bağ tabii oldu. Ama söylemez ama razıdır. Ben o yüzden hani benim sürprizim Burak'ın oynamaması, onun yerine Selçuk'un oynaması, Kubilay'ın oynamaması, onun yerine Serezon'un oynaması. Diğerleri bence Musa da oynar. Ben açıkçası herkes Burak altı parmağı keseceğini düşünmüyorum Tolga. Çünkü hatırlarsın yeni transferlerden ilk ona şans vermişti. Direkt ilk 11'de Fenerbahçe hazırlık maçı da dahil olmak tabii üzere. O maçtan beri Burak formayı bırakmıyor. Biliyorsun hatta cezalıydı Muğla Spor maçında. Sonra tekrardan döndü. Ben açıkçası stoper ikilisinin de ben oturduğunu düşünüyorum. Ben de. Diyarra yani, Anıl devam eder gibime geliyor. Cüneyt Rüştü yerine Diyarra Anıl. Yani Diyarra'yı ben çok beğendim ya. Lig maçında çok fazla. Diyarra değil. Çok diriydi değil mi? Hani çok, bu sezonki evet. ilk resmi maçı olmasına rağmen Eylül ayının sonunda ilk ya, resmi maçınızı oynuyorsunuz bence, ve çok dirisiniz. Bence hani ben Selezno'yu falan özer diyordum da eğer böyle giderse maşallah yani Diyarra'ya bizim bence en önemli transferimiz Diyarra olur. Neden? Çünkü seneye çıktığımızda Süper Lig'de de oynar. Ki 97 doğumlu bir oyuncu. İşte çok genç olması. Hani hep genç alın diyoruz. Yani yapacaksa hatayı zaten bu gençler yapsın. Kazanalım bunları kazanalım. Hı-hı. Yani o yüzden Diyarra beni çok önemli. Ya seninle geçen hafta da konuşmuştuk burada hatırlarsın. Yalçın Hoca söylemişti. En diri futbolcumuz Anıl demişti. Selçuk evet. Erdoğan demişti Yalçın Anıl. Hoca değil. Anıl'ı da ben iyi buldum. Çünkü Anıl biliyorsun en tecrübeli isimlerden bir tanesi. Hem Süper Lig tecrübesi var hem bu ligde tecrübesi var. Yani oynayarak gelen bir oyuncu. Geçen seneyi tamamen oynayarak geçiren bir oyuncu Osmanlı Spor'da. Anıl diğer yere oturdu gibi. Ya solda da Lato formayı bırakmaz. Ya onu da, ama onu, şey, da umarım, onu da ilk hafta söylediğimde biraz Samet biliyorsun tepki görmüştük herkesten hani yine. Lato bence iyi ki kendi kendine sözleşmesini uzatmış. Evet. Yani ya diyorum bu ligde zaten kaliteli oyunculara, tecrübeli oyunculara ihtiyacımız var. Bu ligde tam Lato'nun ligi. Yani orada Onur'a güvenerek yola çıksaydık Onur i̇şte, zaten Onur standart bir sakatlık. Ben Şeyhun'un da sakatlanmasından korkuyorum. Aman laf vermeyelim ama Şeyhun Bursaspor'a geldiğinden beri zaten üst üste 3-4 maç iyi oynayıp sonra bir 2 ay sakatlanan bir süreci var. Zaten Samet Şeyhun'un problemi zaten orada sadece futbola veremiyor kendini. Bence sadece futbola verse kendini hakikaten üst düzey demek istemiyorum ama kalbur üstü böyle oyunculardan olabilir yani. Bence Şeyhun'un hem avantajı hem en büyük dezavantajı belli bir mevkisinin olmaması Tolga. Bu onu belli bir yere kadar avantaj gibi gözükür ama 20 bir mevkide uzmanlaşmak çok önemli. Sen de biliyorsun hani bir yerde uzmanlaştığınız zaman özellikle futbolda hem geliriniz fazla olur hem kendinizi daha iyi geliştirebilirsin. Şimdi Şeyhun'un mevki ne dersin sen? Sağ kanat oynadı Bursaspor'da. Sağ bek oynadı, orta saha oynadı, stoper oynadı belli dönemlerde. Bence en başarılı olacağı yer ön libero'da oynarsa yani. Benim fikrim. Oradan istediği gibi ama sağdan da bindirebilir. Hani bir önceki maçta attığımız golü böyle solda iç saha maçında attığımız sola da yaklaşabilir. O orta saha merkezi oynarsa bana daha iyi ama geliyor. Ama ben net bir orta saha diyemiyorum. Ama stoper koysan da oynar. Mesela iyi bir stoper olabilir bence. Evet işte Şeyhu. Koysan iyi bir sağ stoper olabilir. Çünkü. Hani hocanın istediği Yalçın gibi. Yalçın Hoca da sever. Ya sakatlanmasın umarım. Ya orada İsmail gibi var. İsmail'e de çok süre aldı. Rotasyona çok girdi. Onun girecek. Artık herhalde şeyleri var orada da bir cemaati var bir şeyi var herhalde. Orada biliyorsun genelde kabile halinde. Kabile işte bütün her şeyi o yapıyor. Gidiyor oraya giyiyor. Şalvarları şeyleri. Şöyle bir detay var Tolga. Ben hem Drogba'nın biyografisinde hem Marcel Dözeri'nin biyografisinde okumuştum. Afrika'da yetişip yetişen insanlarda şöyle bir sorumluluk varmış. Yani aileden bir fert bir yere geliyorsa hayatta diğerlerine bakmak zorunda gibi bir örf adetleri varmış. Para göndersin bence. Tabii öyle bir şey var. Niye hatta gidiyor durmadan? Hatırlarsın Emmanuel Adebayor'un kardeşi neler yapmıştı. Virüs para kaptı konusunda. Geldi zaten geçen sene. Ya işte büyük bir hastalık geçirdi. Yani, çok şanssız evet. bir hastalık geçirdi ama böyle bir adet görenek varmış onlarda. Bilmiyorum valla sana. Ya uçak parasını gönderse oradaki de daha hayırlı. Hatırlarsın Patrice Evra da 24 kardeşti. Evet. Onun ailesini geçindirmesi zor olmamıştı. Bir şampiyonlar gibi Ertem Şener miydi o? Her pozisyon geldiğinde Evra'ya. Evren'in de 23 kardeşi şu an maçı izliyor.
36'sı tribünde, 46'sı ekran başında. Yani Evra ama iyi sol bekti. Şöyle bir detay varmış Evra ile ilgili. Onu da geçen gün bir yerde rast geldim. Aslında forvetmiş. O boyda nasıl forvet olacak? Forvet 1.63. Fransa'dan İtalya 3. ligine gitmiş. Sonra 2. liginde başka bir takıma geçmiş. Hocası demiş ki senden forvet olmaz. Aynı senin gibi demiş herhalde. Yani. Sen beke geç. O da devamlı forvete geçmek istediği için hücumcu bir sol beke dönüşmüş. Devamlı hücum yapıyordum ya diyor. Baktım iyi bek olmuşum. En sevmediğim bir bek. Hayır bak, futbolcularda en sevmediğim şeydir o da. Mesela bizim Ay Yıldız'da bile var. 2. kümede oynuyoruz. Adam sol ayakta işte. Geç diyor, sol beke geç diyor. Orada bekler fazla çıkamıyor. Yok oynamam ben diyor. Bekte oynamak aslında çok eğlenceli. Ya ben tamam, keşke sol ayağım özellikle olsaydı. Bak, ben sol ayağım olsaydı kesin sol bek olurdum bu Sen en azından hayatta. Bir TFF 2. lig beyaz grupta rahat, falan oynardın. Vallahi bak, GT keşke sol ayağım olsaydı. Değil mi? Yani, İnşallah oğlun olursa, sol ayakta olursa direkt sol bek. Hiç düşünmesin. Hiç düşünmeyeceğim zaten. Hiç üniversiteye falan göndermene aynen, gerek yok. Orta aşımı öğreteceğim sadece. Aynen. 5 yaşından itibaren. Ne 5'i? Topla aşırı neşir olsun. Göndeririz. Aslında Evra deyince de yaram deşiliyor aslında. Çünkü biliyorsun Manchester United maalesef tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Artık kimlerin oynadığı belli değil. Lukaku'yu sattınız, Sanchez'i sattınız. Oturacak ya. Amerikalı sahipler ne yapıyor ben gerçekten bilemiyorum. Oturacak orası. Oturacak bir kadro yok şu anda Tolga. Oturacak, hiç sanmıyorum. Oturacak. Çok karamsarım. Koskoca Manchester United'ı Diego Forlan'ların yedek beklediği, sahaların yedek beklediği, Falcao'nun bir zamanlar kiralık olarak forma giydiği Manchester United, Di Maria'ların oynadığı Van Gaal döneminde ne hale geldi koskoca Manchester United. Di Maria'yı neden sattı ki onlar? Ben de anlamadım. Real Madrid'e niye sattı, Manchester'da niye sattı mesela? İyi para vermişti ama. Ya şöyle bir detay vardı. Van Gaal vardı hatırlarsın. Ferguson'dan sonra David Moyes gelmişti. Sonra Van Gaal. Üçlü oynama fantazisi vardı onun. Di Maria'yı o yüzden sattı. Yani ben kendi oyun sistemime dahil olacak futbolcular istiyorum şeklinde. Di Maria şu anki haliyle bile Manchester United'da rahat oynar. Şu anki haliyle derken Paris'te iyi işler yapıyor. Şu anki yaşıyla demek istiyorum. 31 yaşında yanılmıyorsam. Bence de oynar. Manchester 27 yaşında Di Maria'yı satıyorsunuz. Evet. Çok büyük hata. Yani. Buraya mı döndük şimdi? Premier Lig'den devam edebiliriz. Premier Lig'den devam edelim. Yok. Devam edelim. Aslında Premier Lig'de de yaralar var. Biliyorsun Tottenham 7 gol yedi Şampiyonlar Ligi'nde. Hakikaten Bayern ya. Lig'de. Ama ben çok sana maç öncesi bir şey atmıştım. Ne atmıştın? Tottenham karıştı diye. Evet, o hikayede aslında değinebiliriz. Onu ben da farklı yerlerden. Sen de görmüşsün. Değinenler var. Kimdi? Eriksen'in kız yalan arkadaşı mı? Yalan olduğunu söyleyenler var. Tottenham'lı stoper Vertonghen. Evet. Belçikalı stoper. Yaşlı bir de papazlardan. Christian Eriksen'in eşiyle bir münasebeti uyumuş ya, bir olduğu şey yok, uyumuş. Söyleniyor. Bunu duyan Harry Kane'in de takım kaptanı İngiliz, tam bir alfa tipli, evet. Sarışın, beyaz tenli, çilli, gidip Vertonghen'e bir yumruk attığı söyleniyor. Hatta Vertonghen'in yüzündeki o yaranın sebebinin de bu olduğu belirtiliyor. Çok ama haklı. Buna bir yalanlama geldi dün akşam Eriksen'den. Ama bilemiyorum ne kadar doğru yani ne kadar... Bir şey demek istemiyorum yalan, da Caner Tottenham de bayağı yalanlamış. Diyebiliriz. Caner de bayağı yalanlamıştı ama. Aynı Türkiye'ye dönelim. Şey demiş Vertonghen, beni vur karın olduğunu bilmiyordum. Evet. O da Arda gibi. Arda yaramış, ne yapayım kardeşim demiş. O da demiş bilmiyordum de. Şampiyonlar yine geçebiliriz buradan Tolga istiyorsan. Direkt bir geçiş yapabiliriz. Galatasaray Paris Saint Germain maçı vardı. Aslında derbi vardı. Trabzon Beşiktaş maçı da vardı ama onlar artık biraz güncelliğini yitirdiği artık için. Hani ama istiyorsan derbi yine derbiyle ilgili derbi birkaç kelam edebiliriz. Beşiktaş zaten çok kötü başladı sezonu. Trabzon'un haklı galibiyeti sürpriz vardı. Sürpriz olmadı. Trabzon iyi oynamadan yani. 4-1 yendi aynen, bana sorarsan. Aynen iyi oynamadan. Beşiktaş aslında 3 gol attı ama ikisini kendi kalesine attı işte. Necip ile Dorukhan'ın müthiş yetenekleriyle. Aslında maçın 3-3 bitmesi lazım. Yani. Ama olmadı. İşte derbideki oyun çok kötüydü ya. Ya şöyle bir şey konuştuk hani arkadaşlarla. Ben şeyi şaşırıyorum. Mesela sen Samet, sence o oyuna göre kazanmaya kadar bir taraf var mıydı sence? İlla biri kazanacak dese hayır, ya. Bana ben Fenerbahçe kazanır derdim. İlla değil ama oyun olarak sen baktığında doğaldır. İlk hani 15 dakikaya hatırına Fenerbahçe kazanır derdim ama genel büyük resme baktığınız zaman hiçbir şey göremedim. Ama işte, Vedat Muriç çok büyük topçu. Çok büyük. Ben çok beğendim. O kadar etmez ama tam Türkiye Ligi topçusu. Tam, lig için zaten diyoruz yani. Çok, ligde gerçekten Galatasaray yapar. Büyük lokma kaçırmış. Fernando da mesela hani nasıl bizden gittiğinde ligde. Fernando hala oynardı. En kötü ben sezonlarında 13-15 gol atıyordu Fernando. Çift tane yakalıyordu. Tabii yedekten girdiği zaman. Birinci forvet değilken hani bunlar atar zaten. Kuvvet eder, neler iş yapıyor bu ligde. Ya bu arada Tolga forvet demişken Isaac Promise.
Evet, onun vefat da, etmiş, o üzüldü. O da üzücü bir haber. 31 yaşında kalp krizi sebebiyle Isaac Kurumuz'a yani. Gençler Birliği, Trabzonspor, Balıkesir Spor, Manisa Spor. Hızlanma 19-19. Yanlış. Ama hatırlamıyorsam Nijeryalı forvet 31 üzücü. Yaşında kalp krizi geçirmiş. Amerika'da futbol hayatına devam ediyormuş Tolga ve bir ay önce resmi maça çıkmış. Yani bu şuraya gelmek istiyorum. Ne kadar sağlık kontrolleri yaparsanız yani, yapın. Amerika gibi zaten, sağlığın yani. Önemli yerlerinden biri olan bir kıtada, ülkede bile böyle bir olay başımıza geliyor. Ecel yani. Evet. Diyecek hiçbir şey yok. Çok duygusal konuştun. Gerçekten. Yani evet. İstediğiniz kadar kontrol yapın. Ya tabii zaten yani öyle bir şey olmuyor yani. Futbolcularda kalp krizi biliyorsun yani. Maç içinde bile olabiliyor. Yani çok riskli. O an yaptığınız bir şey, yediğiniz bir şey, yaptığınız ekstra spor, spor öncesi aldığınız besin bile etkileyebiliyor. Ya futbolcu kalbi. Biliyorsun çok kendini fark edeceksin yoran yani. Bir evet. Sporda çünkü durmak yok. Diğer çok. Sporların haricinde basketbolda, handbolda mesela bir duruyorsun. Tabii, foul oluyor, duruyorsun. Amerikan futbolunda, futbolda beyzbolda yok. Veya teniste bir durmak tabii. Var. Topsuz alanda yürümen lazım. İlla ki mevkine dönünce. Şu anda da topsuz oyun da çok önemli. Çok futbolda. Önemli. Eskiden nereden nereye geldin ya? Eskiden şöyle bir hikaye var. Biliyorsun yıldız futbolcular beklerini tanımıyorlarmış. Bekler çıkmıyormuş bile hücuma. Öyle bir futbol oynanıyormuş. Ya şu anda bekler en önemli mevki neredeyse. Bekleri oyun anlayışı olanlar zaten maçları için. Kazanıyor. Şampiyonluğa gidiyor artık. Yani ne diyorduk? Galatasaray, Paris Saint-Germain'e geçebilirsin. Sen ne diyorsun? Senin için şerefli mağlubiyet mi? Yoksa İşte bak ben onu diyecektim zaten. Hani derbiden sonra Ersun Yanal maçı kazanmayı hak eden taraf bizdik. Fatih Terim Şampiyonlar Ligi maçı öncesi derbide kazanmayı yakın hala taraf bizdik. Hala akıllarımız derbide yani. Evet yani. Bu arada Trabzonspor Basel maçı 1-1 devam ediyor Tolga. Tamam yine onun çok güzel sözün kesin için teşekkür ederim. Yine konuyu. Trabzonspor'un golünü Abdülkadir Parmak. Çok güzel. Anıl gene en vasıfsız oyuncu dediği. Abdülkadir tweet'i daha duruyor. Geçen gün ekran görüntüsü aldım. Trabzon tarihinin en düz orta sahasıdır falan filan dediği oyuncudur bu arada. Haberini sen 24-25 Burak Yılmaz'a benzetiyorum kariyerini. Burak Yılmaz da 24-25 yaşından sonra Burak olmuştu. Abdülkadir de damga vurabilir ilerleyen yıllarda. Bence de vurabilir. Milli takımında oynar yani bundan sonra da. Yani maç kötüydü Galatasaray. Yani topu ileride bir türlü bir tane serini sanasam bir şutu var. O da ceza sahası içine girmeden bir köşede okumuştum. Gene hani maçı canlı takip edenlerin yazılarını falan okudum. Bu sezon Galatasaray'ın zaten en büyük sorunu ceza sahası içinde topla buluşamaması. Falcao da öyle buluşamadı. Bir tane Falcao'nun kafa pozisyonu var. Bir de Babel'in büyük bencillikle hakikaten vermedi yani. Orada Belanda'nın duyuşlarını yani bağırışını ben... Daha doğru tercihti. Ya ben pilot kamerasından Belanda'nın seslenişini duyuyordum yani tepkilerini. Babel diye. Yani ama vermedi mesela. Babel o pozisyonu çok harcadı. Orada ya Falcao'nun da önemli bir golcü. Hakikaten o arkaya kaçışı... Ama kullanabilirsiniz işte önemli bir golcü. Lazım. Hani Falcao'nun top kovalamaması lazım. Falcao 33 yaşındaki Falcao'nun. Ya Falcao orada... Orta saha yayının arkasından koşarak gitti. Yani ya sen Falcao ceza sahasında buluşturacaksın. Eğer Falcao'yu veya herhangi iyi bir golcüyü kullanmak istiyorsanız rakip ceza sahasında oynamanız lazım. Evet. Yani ki mesela, orada en iyi olduğu işi yapsın Falcao. 3'ü çıktı mesela ama Marcao gitti. 3 tane orta açtı. Ortaları görmüşsündür. Felaket. O Marcao'dan da orta beklemek ayrı. İşte beklemek ayrı ama bir gitti ortaladı. İkinci gitti ortaladı. Siz gene teknik direktör olarak hani üçüncüye de gönderiyorsanız git orta yap ya da bağıracaksınız yani sen yapmayacaksın diye takım arkadaşları da yaptıracak. Bence o yüzden ben beğenmedim yani. Ya Fatih Terim'in biraz üçlü savunma çıkması Thomas Tuchel'i şaşırttı. O kesin. Evet. Çünkü Paris Saint-Germain her ne kadar ama ikinci dakikada, beşinci dakikada net pozisyonlara girse de. Maria'nın ikinci yarının başı gene 46'da mesela Galatasaray maça başlarken konsantre de olamıyor. 46'da gene karşı karşıya kaldı Di Maria. Aynı. İlk yarıdaki gibi sol çaprazdan gene karşı karşıya. Paris ekibinin bir bocaladığını gördük yani. Ben evet. Üçlü savunma beklediklerini düşünmüyorum. Galatasaray için de şöyle endişe verici bir durum var Tolga. Galatasaray bu sene lig henüz yeni başlamasına rağmen sanıyorum Galatasaray 9 resmi maç oynadı Süper Lig'de. Birlikte üst düzey maçlar kulüp yürüyüş, Fenerbahçe ve Paris Saint-Germain. 3 maçta da gol atamadı. 3 maçta da %100 diyebileceğiniz bir pozisyonu yok. Kulüp yürüyüş deplasmanında Babel'in savunmanın hatasıyla karşı karşıya kaldığı pozisyon hariç. Organize bir net pozisyon yok. Bence evet. Galatasaray için ilerleyen vadede endişe verici durumlardan bir tanesi de bu. Gomis gittikten sonra zaten Galatasaray'ın çok ciddi bir forvet problemi var. Bir türlü de çözülemiyor. Hani Gomis'ten sonra Eren oynadı, Cagne oynadı, o Sinan Gümüş oynadı, işte Mitroğlu oynadı, Andone oynuyor, Falcao oynuyor, Babel oynuyor, Adem Büyük oynuyor. Yok ama yani orası zaten bu kadar çok değiştirmemek lazım. Hani
neresi olursa olsun defans hattı, orta hattı bu kadar çok değişmemesi lazım. Yani çok kısa bir dönemde daha ne bileyim kaç sezon oldu Gomis gideli? Bir sezon oldu değil mi yani? Daha şu an ikinci sezonun başı. Bir sene içinde 7 tane oyuncu değişti orada Galatasaray'da. Çok fazla sirkülasyon var. Bu da i̇şte zarar verebilir. Bu da zarar veriyor zaten. Ya ben şu açıdan bakıyorum Paris Saint-Germain maçına. Paris Saint-Germain'e karşı zaten Tolga, eğer üst düzey bir takım değilseniz maksimum böyle oynarsınız. Bundan fazlası olmaz ki. Paris Saint-Germain'de Neymar, Cavani yok. Mbappe'de yarım var, buçuk var. Yani böyle bir Paris Saint-Germain'e karşı Galatasaray maalesef bundan fazlasını yapamaz gibime geliyor. Bana üzüntü verici gelen nokta bu. Bu Galatasaray'ın elit takımlar seviyesinde olmamasından kaynaklandığını düşünmüyorum. Bizim böyle bir kültürümüz yok. Dün mesela Liverpool-Salzburg maçı. Bir şey, bir son maç 3-0 oldu. Evet, tamam sen hadi bitir. 3-0 oldu. Salzburg bırakmadı maçı. 3-3 yaptı. Şimdi Salzburg'un bütçesi nerede? Liverpool'un bütçesi tabii nerede? Napoli Genk. Genk bırakmadı maçı. Yani ne kadar direkten dönen toplar meşhur olsa da o karşılaşmada. Ya önemli değil. Kulüp Brugge Real Madrid. Yani insanlar bir şekilde bu seviyede mücadele edebiliyor. Ya, ama biz çok kabullenmiş oynuyoruz bu seviyede. Var, taktik planları var. Bizde maalesef işte hani hep hala şeyden. Planlı hareketler. Hikmet Karamanlar falan işte yani hala. Yani ben Fatih Bu arada geçen hafta konuşmuştuk. Güzel hoca olabilir. Hani evet iyi işler yapmış olabilir ama bence yani işi daha çok gaza işte giden yani. Ya çok olarak öyle düşünmeyelim çünkü bu maçta iyi bir taktiksel hamle vardı. Sonuçta üçlü bir savunma evet, çıkmak ama büyük radikal bir karar ama o iyi yönlerinden bir tanesi diyelim. Hani taktik yönüne daha ağır basıyor. Ama işte daha ağır basıyor. Atıyorum gaz verme 20 ise taktikte 5 değil yani. Taktikte 15'tir. Ya tabii ki de ama işte bizim daha şey olması lazım. Sen daha şey iyi olması lazım. Yani Abdullah Avcı'nın son dakika açıklaması gelmiş. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz demiş. Herhalde bir 5 maç üstüne daha kaybederse o zaman sorgulanacak. Ya Beşiktaş için gerçekten sıkıntılı günler bekliyor Beşiktaşlıları diye düşünüyorum. Çünkü bir başkan belirsizliği var. Hoca belirsizliği var. Beşiktaş kaybetmeye devam ederse ben böyle şeylere böyle Fenerbahçe sendromuna girebilir. Ben Başakşehir'de de böyle açıklamaları vardı. Hani mesela Abdullah Avcı'nın da en büyük şeyi o. Durmadan taktiğini anlatıyor Başakşehir'de. Hatırlıyorsun değil mi hani? Biz rakibin sağdan atak yapacağını düşünüyorduk. Orayı ben şu adamla kapattım. Şuradan yerden pas yaptım. Üçüncü bölgede üstten tapu adamın üstünden aşırttırdım. Ama sonuç 1-0 gol vuruşunda ya da 1-0 galip. Ya ben şöyle ya söyleyeyim. Ben bu kadar egolara hastayım. Ben maçlardan sonra Abdullah Avcı'nın açıklamalarını kurgu yapmaktan nefret ediyorum Tolga. Çünkü çok uzun konuşuyor. Senin de söylediğin gibi. Hani maçtan kopuyor. Futbol konuşuyor basın toplantısında. O evet. Maçı değil hayalindeki takımını anlatmaya çalışıyor. Ama biraz bizim kültürümüze lümpen kalıyor. Çünkü artık siz 2-0 mağlupseniz orada kaç pas yaptığınız, topa ne kadar sahip olduğunuz maalesef ilgilendirmiyor bizi. Yani sonuçta gün sonunda tabelaya bakıyorsun. Değil mi? Kulüp Brugge 2 kaldı. %20'li top oynasa ne olacak? Hiç önemli değil. Çok önemli. Yani, bir puan aldı. Bir de 96'da golü kaçırdılar iki kişi. Hı-hı. Yani buraya böyle geçelim. O yüzden Avrupa'daki takımlar güzel bir Şampiyonlar Ligi haftasıydı. Senin için öne çıkan maçlar hangisiydi? Tottenham Bayern Münih dışında 7-2'lik karşılaşma. Barcelona dışında. Maçını ben izledim. Güzel. O güzel karşılaşma. Yani Messi'nin oyuna girip güzel asisti vardı. Bir şeyler yani oyundaydı zaten ama bir şeyler yapması önemliydi yani. Inter çıkışa geçti Conte'yle evet. Bu sezon. Ligde de kaybetmeden devam ediyorlar. Inter'de bir hareketlenme var. Hareketlilik var zaten. Yani kadro da iyi zaten Samet şimdi. Hiç fena yani, değil kadro. Hiç değil. Özellikle Diogo Godin, Lukaku, Alexis Sanchez transferleri. Godin hamlesi Atletico'na alıp çok önemli bir hamle işte Alexis Sanchez. Her ne kadar belli bir yaşı olsa bile. Ya oralar defansı önemli transfer. O işler yani. İnşallah diyorum Türk takımlarımız önümüzdeki haftan itibaren hepsi kazansın. Hı-hı. Galatasaray'ın çok önemli iki, bütün takımlarımız önemli. Galatasaray Real Madrid'de içeride oynayacak. Galatasaray'ın Real 2 üst üste maçı var. Hı-hı. Yani hepsinin maçları zor inşallah. En az 4'er puan yazarsak oralardan biz bir şeyler yapabiliriz. Ya şöyle bir eleştiri yaparak futbol mevzusunu kapatalım istiyorum Tolga. Tamam. Biliyorsun UEFA aynı saatte ve aynı günde UEFA organizasyondaki maçların oynanmasına karşı biliyorsun. Bugün 19-15'te 2 tane maç vardı. Hı hı. Beşiktaş, Wolverhampton, Medipol Başakşehir, Mönchengladbach. Evet. İkisi de aynı saatteydi ve aynı şehirdeydi. Ya bu organizasyonlar demek ki sadece bizim ligimizde abes yapılmıyor. Tabii ya orada da biraz açısından evet, da. En azından Trabzon maçını koyun ki farklı şehir olsun. Hayır, gerçi Başakşehir'de İstanbul'a çok uzak bir yerde. Belki farklı şehir diye düşünmüş olabilirler. Basketbolda yani, bugün önemli bir gelişme yaşandı Tolga. Onu evet. Değinmeden benim de kapatmayalım bugün istiyorum. Unutmadan bir annem var. Onu senin de bir hatırlatmak istediğim bir konu bunlar. Var. Evet. Bursa Spor Basketbol Takımı iyi bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Harika. Uludağ firması gerçekten Bursa Spor'a destek olmaya devam ediyor. Ya şehrine sahip çıkıyor Uludağ firması. Frutti yani Extra, tebrik Bursa ediyorum Spor ben. Basketbol Takımı olarak evet. Yoluna devam edecek Yeşil Beyazlılar. Hem forma sponsoru hem isim sponsoru. İsim sponsoru olması aslında çok biraz önemli.
Abeste karşı diyebilirsiniz ama akılda kalıcı bir isim. Bence. Ya ben Fruity Extra Bursa Spor. Ya mesela Extra'yı ben hoşuma gitti mesela. Hani başlıklarda da güzel ekstra, şeyler. Ekstra, yani. Ekstra galibiyet falan böyle değişik bu şeyler yaratabilir. Bu timsah size ekstralar. Aynen yani güzel. Güzel şeyler olabilir. Aynen öyle. Yani güzel olmuş. Çok güzel bir şey yani. Güzel, çok güzel. Ya değil mi ama yani. Sen de Bursa Spor Tofaş maçındaydın aslında. Oradaki evet. İzlenimlerini de söyleyebilirsin ya, bize. Seyirci, İyi bir galibiyette başladı. Güzel. Bizim yabancılar iyi yani. Alerik var. Freeman. Alerik Freeman. Chris Jones. Ben de geçen hafta röportaj evet. yapmıştım. Onlarla. Bir tane daha uzun var. Michael Reilly var. Olaseni var. Güzel yabancıları var. Yani hakikaten. Ya Bursa Spor'un bu sene hedefi kümede kalmak. Bunu ben değil Serkan Ardoğan söylüyor. Nedim Yücel söylüyor. Bakalım. Rahat kalır. Bu ligin en düşük bütçeli takımlarından bir tanesiymişiz Tolga. Onun da bilgisini ya, verdiler. Afyon ve biz. Tofaş bizim iki katımız, öyle düşün. Kadro gerçekten iyi. Hani Ender Aslan'ın bir tecrübesi var. Tamam. Her ne kadar 35-36 olsa bile basketbolda full, neredeyse 10 dakika. Yok, neredeyse o maçta çok önemli dakikalar aldı ve iyi oynadı yani. Hep oynadığı zaman hep şeyin için hani öylesine girmedi maça. Hı hı. Oyundan hep sorumluluk aldı. Hoca ile birlikte mesela Serkan Hoca'nın da Süper Lig'de ilk. Serkan Hoca ile eski takım arkadaşı biliyorsun işte, Ender Arslan. O yüzden sahanın içindeki o şeyi de kompağı da kurdular. Hani ben onlara çok dikkat ettim böyle. Hep konuşuyorlar maç içinde. Ya Tolga, sonuçta nereye geliyoruz? Doğru sistem, doğru organizasyon. Aynen öyle. Doğru başkan. Basketboldan anlayan bir genel menajer. Tabii. Aynen öyle. Nedim Yücel. Onun seçtiği bir teknik direktör. Geçen seneyi de o seçti. Bu seneyi de o seçti. Serkan Ardoğan. Ümit Milli takımı çalıştıran. Onun tercihleri doğrultusunda yapılan bir transfer. Ortaklaşa alınan kararlar. Geç ve sadece 3 hazırlık maçı yapmışız. Aynen. Tolga, Tofaş 9 hazırlık maçı yapmış. Bak, biz bir de takımı geç kurduk. Hani bu takım mesela bu kemik kadro kalır. Yabancı verim aldığınız yabancıları yerlere gönderip yerli rotasyonu bulursak çok daha farklı şeyler olabilir mesela hakikaten. Bu maçta Evren'i hiç kullanmadı. Evet. Biraz yerlileri de Bursa Spor işin içine katarsa iyi bir sonuç alır diye düşünüyorum. İkinci hafta karşılaşmasında da Bursa Spor Darüşşafaka Tekfen'e konuk olacak. Cumartesi 17.30. Orada da başarılar diliyoruz. Tofaş'ta Eurocup'a galibiyetle başladı. Aslında salon sporları da Bursa'da gayet hareketli geçiyor. Evet. Son iki dakikamız. Senin güzel bir konum var. Örnek alınması gereken bir konum var. İstersen ona değin. Yavaş yavaş hemen da programımızı kapatalım. Bizim senin de tanıdığın arkadaşlarımız, ünlü Buğdudağ Üniversitesi'nden beden eğitimi öğretmeninden mezun olan arkadaşlarımız var. Onlar güzel bir kulüp kurdular. Başaran Özel Çocuklar Spor ve Yaşam Kulübü diye böyle. Bursa'da otizmli özel gereksinimli bireylere spor ve yaşam liderliği yapıyorlar. Hakikaten çok önemli bir grup. Ben böyle sosyal tamamen gönüllülük üzerine aynen yani sosyal sorumluluk, gönüllülük üzerine yapılan bir kulüp. Hüdavendigar'da merkezleri. Onları da inşallah önümüzdeki haftalarda senin programına almayı düşünüyoruz. Buradan sözünü alalım. Evet, buradan sözünü ben alayım senden. Hani durmadan söylüyorum söz veriyoruz. Zaten. Buradan söz veriyoruz. İlerleyen yani, haftalarda Asti ve ekranlarında ağırlamak isteriz. Güzel yerleri var böyle nasıl söyleyeyim? Sosyalleşme hareket merkezleri, yarı zamanlı, tam zamanlı eğitimler veriyor. Güzel salonları var. Hakikaten masa tenisinden tutun da fitness alanına kadar. Yani o çocuklara hakikaten yaşama tutunacak bir şeyler veriyorlar. Ben böyle projeleri çok seviyorum. Ben de seviyorum. O yüzden özellikle anlatmak istedim. Ya Bursa'da hakikaten bir fark yaratmak istiyorlar bu konuda. Hani bu sporcuların hepsini burada toplayıp güzelce onları hayata tutunup işte oradan mezun edip güzel bir hayata tutunan bireyler yapmak istiyorlar ki hafta içinde araba yatağında öyle bir haberimiz vardı. Senin de yaptığın bir hocamızın, Metin hocamızdı sanırsam. Tek kolu olmayan bir hocamızın hayata futbol sayesinde elektriğe kapılmasının bir hikayesini. Antrenör kursuna gidip araba yatağında ona çok güzel bir şey. Futbol aslında bu kadar basit bir şey olmadığını böyle tabii ki ya spor böyle bir şey değil zaten. Hani o yüzden spor hiç böyle bir şey değil. Hem araba yatağı kulübümüzü tebrik ediyorum hem de Başaran Özel Çocuklar Spor Kulübümüze de buradan bir de alkış göndermek istiyorum. Biz de buradan tebrik ediyorum. Alkışlayalım. Evet, yani. Çok teşekkürler Tolga. Ben değerli teşekkür yorumların için evet. Bu haftada programımızı noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta umarım bir Altay galibiyetiyle burada daha seninle gülerek mutlu bir program yaparız. Değerli Asya TV izleyenleri, bu hafta ikili oyunu noktalıyoruz. Hepinize mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.